Total İstasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasından herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Yaklaşık bir saat boyunca tekrar sizlerle olacağız ve önemli iki sektöre değineceğiz. Turizm sektörü, fakat turizm sektörünün dijitalleşmesi ve bununla ilgili son gelişmeleri ele alacağız. Öncelikle haberimizi izleyelim. Bugün İstanbul'da Google ve kısa adı TÜRKONFED olan Türkiye Otelciler Federasyonu arasında imzalanan bir protokol toplantısı vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ise burada bir konuşma yaptı. Ersoy, turizmde dijitalleşmenin önemine ise dikkat çekti. Haberimizden sonra ise Google Türkiye Ülke Müdürü Sayın Mehmet Hiketeloğlu da bizlerle olacak. Dijital platformlar uçak bileti almak yahut otel rezervasyonu yapmanın çok ötesine geçti. Ülke yahut kurum olarak bunu gerçekleştiremeyenler rakiplerin gerisinde kalmaya artık mahkum. Yapılan geniş çaplı araştırmalara göre tatil planlamalarında kapsamlı çözüm sunan dijital platformlar insanların tercihlerini etkilemekte. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki GoTürkiye portalımız alanında büyük bir başarı hikayesi oldu. 81 ilimizi içine alan ve ülkemizdeki bütün turizm deneyimlerini kapsayacak dijital bir platform olarak hayata geçirdik. Siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızın alışkanlıklarını analiz ediyor, en çok ilgi duyacakları içerikleri ön plana çıkartıyoruz. Gelinen noktada GoTürkiye aylık ortalama 6 milyon ziyaretçisi olan 2021'de ki ziyaretçi sayısı 30 milyon seviyesine yaklaşan ve yıl sonu tekil ziyaretçi hedefi 70 milyon olan bir dijital güce dönüştü. Biz hava köprülerini oluşturduğumuz, yoğun talep aldığımız ülkeler öncelikli olarak o ülke diğer ülkeleri de ikinci derecede önceliklendirerek hedef pazar, yani pazar çeşitlemesi biliyorsunuz pandemiden sonra daha da önem kazandı. Farklı bir metotla bu sayı etkili olacak şekilde arttırıyoruz. Yani burada 200 milyon, 300 milyon yakalamak doğru değil. Etkili 100 milyonu yakalamak daha doğru. İnşallah biz 70 milyona da kalmayacağız, 100 milyona geleceğiz. Ayrıca memnuniyetle belirtmek isterim ki 2002 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri organizasyonunda GoTürkiye platformumuz turizm ve seyahat ve halkın favorisi kategorilerinde olmak üzere 2 ödül kazandı. Yani, tabii teknolojide hizmet alanları çok hızlı gelişiyor ve çeşitleniyor. Ağırlamadan önce sunduklarımız kadar ülkemizde ve tesislerimizde ağırladığımız insanlara da teknolojik konfor sunmayı önemsemeliyiz. Evet, haberimizi dinledik. Sayın Ersoy'un özellikle vurguladığı turizm portalımız alanında büyük bir başarı hikayesi oldu dedi. Peki detaylar neler? Bizlere aktaracak olan kişi ise Google Türkiye Ülke Müdürü Sayın Mehmet Keteloğlu. Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Evet. Evet, şu an sıcak bir gelişme aslında Mehmet Bey. Maalesef COVID-19'un en çok etkilediği sektörlerin başında geliyor. Sadece yurt içi değil, küresel boyutta da. Burada zaten Avrupa Birliği'nin de çokça vurguladığı dijitalleşme, yeni teknolojik gelişmelere adım atma turizm sektörüne neredeyse can suyu olacak nitelikte. O yüzden ben öncelikle sizden dinlemek isterim toplantı detaylarını ve turizm sektörünün heyecanını. Tabii ki öncelikle teşekkür ederim ağırladığınız için. Şimdi pandemi öncesine de bakarsak tüketicinin bu son dijitalleşme ivmesiyle online araştırma, yani bir seyahat veya konaklama için karar vermeden önce yaptığı araştırmaların neredeyse %90'ı zaten dijitalden oluyor. Yani tüketicideki davranış değişimi daha sabırsızlar, daha talepkarlar, daha fazla meraklılar ve o araştırmayı zaten dijitalden çok fazla yapıyorlar. Şimdi turizm ve konaklama seyahat sektöründe bu konuda dijitalleşme, dijital dönüşüm alanında daha öncü olan kurumlar da vardı. Fakat pandemi bildiğiniz gibi bütün globalde, sadece Türkiye'de de değil, neredeyse bütün sektörü vurdu ve 2 trilyon dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusu.
Biz burada Sayın Bakanımızın da öncülüğünde, liderliğinde zaten Turizm Master Plan içerisinde de 2023 için çıkarılan plan içerisinde dijitalleşme de merkezi bir noktada. Biz burada Trofed ile yaptığımız işbirliğinde açıkçası bütün Trofed bünyesindeki konaklama ve seyahat sektöründeki 2500 tane kurumu hedefliyoruz ve hatta bunun da ötesini hedefliyoruz ve 3 bacaktan oluşuyor bu işbirliği. Birincisi, bu bahsettiğim önce tüketici davranışlarındaki değişim ve onların içgörüleriyle beslenerek kurumların daha etkin kendi tanıtımlarını yapabilmeleri ve o kendi işletmelerini tüketiciyle buluşturabilmelerini sağlamak. Yani bu içgörülerle beslenerek hareket etmelerini sağlamak, bu bir tanesi. İkincisi ise özellikle online turizm eğitimleriyle hedeflediğimiz dijital becerilerin arttırılması ve aynı zamanda dijital ekosistem içerisinde kullanabilecekleri teknolojik çözümleri hayata geçirebilmeleri. Bu dijital varlıkları da içerebilir, web sitelerini içerebilir. Aynı zamanda o içgörülerle beslenirlerse daha etkin pazarlama, daha etkin bir çözümlerle kendilerini tüketiciyle buluşturabilirler. Yani buradaki eğitimleri çok önemsiyoruz biz. Bugün de hem Trofed'den katılan değerli katılımcılar ile beraber bunu da çok konuştuk. Onları da dinledik açıkçası ne gibi alanlarda olabilir diye. Üçüncüsü de kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapabilmeleri için bizim turizm sektörüne yönelik olan içgörülerimizi düzenli olarak onlarla paylaşmamız, beslememiz. Burada sadece Trofed de değil, bakın TGA ile, Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte de bir süredir çalışıyoruz pandemi sürecinde. Mesela 60 tane ülke için eş zamanlı, gerçek zamanlı tüketici aramalarının, yani Türkiye'de seyahat, Türkiye'de konaklama için yaptıkları bütün aramalarını bugün TGA kendi kampanyalarında, tanıtım kampanyalarında bu içgörüleriyle hareket ediyor. Bu da çok değerli bir işbirliğinde attığımız adım oldu. Son olarak da şunu bahsedeceğim. Bu teknoloji sürekli gelişiyor ve kullanılabilecek dijital araçlar da çok hızlı gelişebiliyor. Biz burada teknoloji çözümleri sunan bir kurum olarak olabildiğince bu gelişmelerden de sektörü besleyebilmek istiyoruz ki onlar da bunlar doğrultusunda hangi araçları kullanabilecekleri dijital ekosistemi tanıyarak o bilinçle adımlarını atabilsinler. Mehmet Bey, bu özetten sonra aslında Google'ın da genel tanımı değil mi? Arama motoru ve neredeyse dünyada en çok kullanılan arama motorlarından hatta bir tanesi diyebilirim Google için. Sadece turizm değil aslında birçok sektöre bu konuda dijitalleşme konusunda belli ki öncülük edecek. Bunların başında turizm gelmesi hem örnek olacak diğer sektörlere, aynı zamanda da ileriye taşıyacak sektörü ve belki biraz daha hasarları hızlı bir şekilde iyileştirmesine neden olacak. Biz şimdi turizm deyince tabii seyahat hemen aklımıza geliyor. Burada sosyal medyanın da çokça etkisi var. Dijitalleşmenin aslında yoğunlaştığı etkileşim, buradan biraz daha yola çıkarak devam edecek olursak, neden bu kadar çok önem kazanmaya başladı dijitalleşme? Sadece değişen alışkanlıklar mı, yoksa bunun ekstra vermiş olduğu bir tarafta kar, bir tarafta zaman kazanımı mı? Çok doğru bir tespit. Ben ilk önce bir tüketicideki değişimden bahsettim. Orada biraz rakamlar da vermek gerekirse, şimdi %90 oranında dijitalden bu araştırmaya safhasında, yani herhangi bir kurumu, seyahatteki bir destinasyonu veya nereye gideceklerini, rezervasyonları yapmadan önce o araştırma safhasında çok ciddi tüketicilerin online mecraları, bu sadece Google'da değil tabii, bir sürü online mecrayı kullandığını biliyoruz. Yani aynı zamanda YouTube içerisindeki videolar da var, arama motoru da var. Şimdi burada bir detay daha vereyim size tüketici tarafındaki bu değişime yönelik. Örneğin %60 oranında seyahat üzerine tüketiciler online'da araştırma yaparken %60 oranında insan bunu olabildiğince zaman kazanmak için, çünkü kolaylık açısından neyi istiyor? Raf görmek istiyor. Yani bir destinasyon konusunda önünde ne seçenekler var? Bunları görebilmek istiyor, bilgi edinebilmek istiyor. İkincisi de
bunu kolaylık istiyor. Yani kolaylık derken çok fazla temas olmasın. Çok fazla yani kısa bir adımlarla ben istediğim bilgiye, dediğim gibi sabırsız ve talepkarlar derken bunu kastettim. Yani daha kısa zamanda ben rafı göreyim, ne seçenekler var önümde bunu göreyim, gideyim o kurumların ne bileyim web sitelerinden oradaki içeriklerle ile beslenerek doğru kararı verebileyim istiyor. Ve aynı zamanda bu araştırmayı yaparken de çok fazla bizim yani o temas dediğim şey esasında çok fazla uzun adımlar atmak istemiyor. Olabildiğince bilgiye bir yerden ulaşabileyim ve birkaç adımda ulaşabileyim istiyor. Şimdi bu değişim çok önemli ve inanın o %60 kullanan kitlenin %75'i biz baktığımızda detaylara mobil üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Şimdi mobil telefonun arama motorundan örnek verdiğiniz için söyleyeyim. 2015 yılında bu mobil dönüşüm Türkiye'de de aşırı 2015 yılından itibaren çok hızlandı. Ve neredeyse yapılan herhangi bir sektöre göre yapılan aramaların %70'i 80'i şu anda mobil üzerinden yapılıyor. Yani bunu da bilerek işte içgörülerle besleyerek dediğim bir de bu. Yani mobilden arama yapan tüketicinin karşısına çıkabilmek çok önemli. Veya kurumların web sitelerinde kendi içeriklerini sağlayarak tüketicilerle buluşturabilmeleri çok önemli. Bütün bunlar işte dijital varlıkları ve dijital hangi araçları kullanabilecekleri açısından çok önemli. Biz zaten 2500 kuruma bunu hem yaygınlaştırabilmek hem de derinleştirebilmek için bu adımı atıyoruz ve bu işbirliğini yapıyoruz ki bu içgörülerle beslenebilsinler ve onlar da doğru adım atabilsinler. Mehmet Bey, ben biraz da Türkiye'nin potansiyelini de değerlendirmenizi isteyeceğim sizlerden. Çünkü turizm sektöründe tanıtımın da çok önemli olduğunu görüyoruz. Google da bu konuda büyük bir ihtimalle önemli bir ölçüde destek sağlayacak gibi görünüyor bu anlaşmayla birlikte. Türkiye'nin hedefleri turizm sektöründe büyük. Pandemi öncesine özellikle dönecek olursak birçok alanda sağlık olsun, sadece yaz ayları değil, neredeyse 12 aya hitap eden bir turizm alanımız var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin potansiyelini? Gerçekten 5 yıl sonraki hedefler hangi ülkelerle aslında kıyaslanabilir nitelikte? Şöyle açıklayayım. Bakanımız da bugün paylaştı hedefleri. Yani 70 milyon değil, ilk önce 70'e gelelim ama 100 milyon yapalım ve doğru öncelikleri tespit ederek ilerleyelim diye. Biz verilere baktığımızda ilk önce pandemi döneminde beraber yani nasıl bir değişim gösteriyor son dönemde pandemiden çıkışla beraber biraz onu paylaşayım isterseniz. Biz aramalara baktığımız zaman bu 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda Nisan ayında esasında 2019'a göre %50 falan gerideydik. Mayıs'tan itibaren Mayıs ve Haziran'ı alıp baktığımız zaman yurt dışından yapılan Türkiye destinasyonlu aramalarda bir artış gözlemliyoruz. Bu ilk çeyrekle de karşılaştırıldığında bu çok ciddi bir rakam. Ve bunun geldiği yere bakarsak 2019'a göre karşılaştırdığımızda sadece %10 gerisindeyiz Mayıs-Haziran itibariyle. Bu çok değerli ve bu toparlanmanın ciddi oranda gerçekleştiğini gösteriyor. Şimdi tabii ki turizm çok global, internasyonal ve her kurumun destinasyon anlamında rekabet ettiği, yani her ülkenin birbiriyle rekabet ettiği bir piyasa ve Türkiye'nin çok lokomotifi olan bir sektörden bahsediyoruz biz. Buna göre baktığımızda biz zaten pandemi döneminde TGA ile Turizm Geliştirme Ajansı ile beraber de bu konuda işbirliği yaptık ki tüketicilere Türkiye'yi unutturmayalım. Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel varlıklarını hatırlatalım ki pandemi açıldığında bu talep yine ülkemize gelebilsin diye. Burada da bugün Sayın Bakanımız da paylaştı. Çok ciddi iletişim söz konusu. Yani birçok ülkede, 22 ülkedeki televizyon kampanyalarından bahsetti ve hatta 8 ülkedeki dijital kampanyalardan. İşte bütün bu kampanyalarda biz TGA ile beraber hareket ettik. Bizim içgörüleri sağladık. Hem arama tarafında hem sadece aramada değil içeriklerde tüketicilerin ilgileri nereden geliyor diye. Ve bulduğumuz bazı sonuçları da bugün paylaştım açıkçası.
İlginçtir. Biraz daha detaya girdiğimiz zaman, evet, yani sadece Rusya, Ukrayna, Polonya değil, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan da aynı şekilde Türkiye destinasyonlu aramalar neredeyse bu Haziran ayı itibariyle %45 oranında ciddi artış gösterdi. Biz Yunanistan'ın belki Nisan ayına karşılaştırıldığında gerideydik Yunanistan'a, ama şu anda öne çıktık. Bunlar çok değerli bulgular ve tabii ki bizim Türkiye'yi tanıtım olarak TGA ile beraber yürüttüğümüz faaliyetlerimizde de ciddi bir bu bilgiyle hareket ederek, içgörüleriyle hareket ederek daha ciddi bir planlama yapmamızı sağlıyor. Biz bu arada TGA ile beraber yaklaşık 2 milyon dolarlık da bir tanıtım bütçesi de ayırdık ve bunu sağladık ki bu dönemde, pandemi döneminde bu tanıtımı yapabilip bugün talep oluşumuna katkıda bulunalım diye. Gelecek açısından da ben çok bunun bir lokomotif bir sektör olacağı inancıyla zaten biz burada turizm, konaklama ve seyahat sektörünün dijital dönüşümüne öncülük yapmak istiyoruz. Trofet ile işbirliğimizin bizim için de bu açıdan önemi çok büyük. Mehmet Bey, ben tekrar pandemi dönemine geçeceğim. Çünkü hasar dediğimiz gibi küresel tarafta da oldukça büyük bir maliyeti doğurdu. Burada pandemi dönemini turizm sektörü özelinde nasıl değerlendirmek lazım? Dediğiniz gibi aslında pandemi dönemini fırsata çevirip tanıtımlara ağırlık verilerek gelecekte daha hızlı toparlanma işaret eden gelişmelere de şahit olabiliriz. Ancak dünya genelinde nasıl bir turizm sektörü sizce şu an için mevcut pandemi döneminde? Bütün ülkeler etkilendi bundan. Yani bugün MENA'ya baktığımızda Dubai mesela bir destinasyon olarak hani baktığımızda çok ciddi etkilendiler. Yani bir yüzde olarak veremeyeceğim ama toparlanmaları çok daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Yani burada hijyen ve sağlığa önem veren, bunu da iletişimlerindeki ve güvenli turizm kampanyası da burada Sayın Bakanlığımızın ve TGA ile yaptıkları kampanya çok çok değerli. Bunlar önemli çünkü tüketicideki güven açısından çok önemli. Diğer taraftan tabii yavaş yavaş açılmayla beraber bu güven tedbirlerinin ve sağlık tedbirlerinin oluyor olması da o tüketicideki güveni de arttırdığı için turizmde bizim buradan kazançlı çıkmamız bu dönemde oldukça bence olası bir şey ki son rakamlar paylaştığımda bunu gösteriyor. Biz bu konuda olabildiğince işbirliğiyle hem TGA Bakanlığımız ile beraber hem bu kulvarda yapacağız hem de kültürel varlıklarımızın tanıtılması konusunda yapacağız. Daha da zenginleştirebilmek istiyoruz. Gastronomi turizmi var mesela bunun içerisinde veya işte kültürel varlıklarımızın tanıtımı var, içeriklerin zenginleştirilmesi var. Bunlar hep Türkiye'ye olumlu olarak yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki diğer ülkelerde de aynı şekilde bir rekabet söz konusu. Ama burada hep beraber çıkacağız. Burada sağlık ve hijyen ve güvenli seyahatin öne çıkması çok çok önemli. Mehmet Bey, bir diğer önemli konu turizm sektörünün de en çok takip etmesi gereken konu başlıklarından bir tanesi iklim değişikliği ve kuraklık geliyor. Hem küresel tarafta bunu tekrar tekrar dile getiriyoruz ama Türkiye'de de kuraklık bölgelerinde her geçen gün artan il şehirlerini de maalesef kayıtlarda görüyoruz. Bunlara değinildi mi toplantıda ya da bunlarla ilgili turizm sektörünü nasıl riskler sizce bekliyor? Var mıdır bir analiziniz? Bu konu üzerine çok eğilmedik açıkçası bugünkü toplantıda. Tabii ki bunun üzerine de bir araştırma yapılabilir ve bu tabii bilim açısından, gelecek açısından ne ifade ediyor, ne gibi önlemler gerekir bu konuda henüz bir araştırma yapmadık. Ama tabii ki bu konu üzerine de eğilebiliriz Turizm Bakanlığımız ile. Ama gündem şu anda daha çok biz burada bu dönemde kurumlarımıza, seyahat sektöründe, konaklama sektöründeki kurumlarımıza dijital dönüşümde nasıl hız kazandırabiliriz? Çünkü yeni normal bu, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sadece pandemi hızlandırdı bunu. Dolayısıyla bu pandemiden çıkış döneminde bizim de dijital dönüşümü hızlandırmamız lazım ki o geleceğe hazırlayabilelim kurumlarımızı. Kesinlikle. Birinci öncelik biraz toparlanmayı işaret ediyor gibi görünüyor Mehmet Bey. Ben bir de yine Google'a döneceğim. Arama verilerine göre turizm sektöründe pandemi sonrası hangi trendlerde değişim gözlemlediniz?
özellikle yurt dışından kaynaklanan destinasyonlar olarak baktığımız zaman, demin paylaşmıştım, çok ciddi oranda Mayıs-Haziran döneminde konaklamalı seyahat anlamında artış var. Yani %50 oranında 2019'da karşılaştırıldığında. Burada içgörü olarak alt detaylarına indiğimizde, yani İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da çok ciddi artış var. Keza Rusya, Ukrayna vesaire oralar da var. Ama şunu da görüyoruz. Mesela İngiltere'deki tüketici daha çok hani Muğla bölgesiyle ilgileniyor. Almanya'daki tüketici daha çok Antalya bölgesiyle ilgileniyor. Ve hani Fransızlara baktığımız zaman burada da çok İstanbul öne çıkıyor. Sayın Bakanımız da bugün paylaştı. Mesela Amerika'dan da çok fazla arama var. Orada da TGA'nın yaptığı reklamlar var. Ve oradaki aramalara da baktığımız zaman ilginçtir. Mesela orada da İstanbul çok o destinasyon aramalarında çok kullanılan bir kelime olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu içgörüleri dediğim gibi 60 ülkede olan içgörüleri reel, eş zamanlı, gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek bir platformu hayata geçirdik ki TGA da buna göre o veriler ışığında kampanyalarını şekillendirebilsin. Ve bunu tabii ki her ay izlemeye de devam edeceğiz. Çünkü turizmin daha yani sadece yaz turizmi olarak değil, çeşitlendirilmesi, kültür turizmi, gastronomi turizmi, bu da hedeflerde var. Ve bunun yani sadece Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da değil, yani Ağustos'tan sonra da Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a kadar da turizmi uzatmak hedefi var. Buna göre çalışmalarımıza devam edecek. Mehmet Bey, son olarak da ben kaç tane işletme hedefleniyor ve bunların eğitim tarafındaki desteklerinizi de dinlemek isterim. 2500 TROFED bünyesinde olan kurum var. Öncelikle şunu belirteyim, bu bir maraton, sprint değil. Yani bir günde olmayacak, bu uzun soluklu bir proje. O yüzden çok heyecanlı TROFED ile beraber bunu şekillendirmekte. Ve 2500 kurumun dışında da yaygınlaştırabilmek istiyoruz. O yüzden de dijital atölye programımız çerçevesinde turizmcilerin, turizm işletmelerinin online ücretsiz olarak kullanabilecekleri eğitim programlarımız var. Ve bu eğitim programlarıyla çok daha tabana da yaymak hedefindeyiz. Mehmet Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum değerli katkı ve yorumlarınız için. Aynı zamanda da başarı ve işbirliğinin devamlılığını dileriz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, turizm sektörü, dijitalleşen turizm sektörüyle önümüzdeki süreçte yakın takip altına alınıyor. Ve bakalım hangi boyutlara taşınacak turizm sektörü diyelim. Google Türkiye Ülke Müdürü Sayın Mehmet Keteloğlu bizlere aktardı toplantıdaki son detayları deyip kısa bir ara. Aradan sonra gün ortası kaldığı yerden devam ediyor. Gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer ticareti konuşacağız. Özellikle kalkan tedbirlerle birlikte beklentileri, gelen verileri değerlendireceğiz efendim. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı Sayın İlker Öner'le birlikte. İlker Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İlker Bey, hemen PMI rakamlarıyla başlayalım isterseniz. Çünkü 50 eşik değerin üzerinde geldi. Tüm dünyada 50 eşik değerin altına seyrettik. Maalesef kapanan ekonomiler, kapanan aslında herkesin evde kalmasıyla birlikte talep tarafındaki sıkıntıyla birlikte gelinen noktaydı. Şimdi son gelen veri Haziran ayını işaret ediyor. Ama Temmuz ayında tedbirler kalktı. Nasıl bir değerlendirme ve beklenti içindesiniz? Evet. Evet efendim, sizin de özetlediğiniz gibi tabii PMI'lere baktığımız zaman Nisan ve Mayıs aylarında bir aşağı yönlü gidiş vardı. Hatta özellikle de Mayıs ayında 50 eşik değerin altına düşmüştü. Tabii bunun bir iki sebebi vardı. Hem bayrama denk gelmesi, hem tam kapanmanın olması, tabii ki hem üretim olsun hem piyasadaki işçileri çok ciddi şekilde azaltmıştı. Ama dönüp baktığımız zaman Haziran ayında tekrar bir yükselişe geçip 51.3 gibi iyi bir rakamı yakaladık. Burada tabii özellikle de ihracat siparişlerinin son 7 ayın en yüksek rakamlarına ulaşması etkili olduğu görülüyor. Diğer taraftan hem üretim rakamlarında
hem de yeni siparişlerde ciddi bir şekilde artış var. Diğer taraftan baktığımız zaman, küresel PMI'lere baktığımız zaman zaten son aylarda, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında son 11'in en yüksek rakamlarında ulaştılar. Yani bugün baktığınız zaman 50'nin hep üzerinde yükseldi. Euro bölgesine baktığımız zaman bizim tabii ki ana ihracat pazarlarımız oluyor. Bunlar şu an 60'ın üzerinde rakamları yakalamışız ve son 25 yılın en yüksek rakamları. Dolayısıyla da genel itibariyle vaka sayılarındaki azalışa bağlı olarak aşılanma hızlarının da artmasıyla birlikte hem bizim ana ihracat pazarlarımızda bir talep artışı söz konusu, hem de iç pazarda bir artışın resmileştirildiği açıkçası görülüyor. Şöyle hemen İlker Bey, son gelen bir diğer veriye geçelim dilerseniz. Hem vatandaşların hem de işletmelerin aslında ekonomiye ilişkin genel durumunu değerlendirdiği tüketici güven endeksi 81,7 olarak Haziran ayında açıklandı. Mayıs ayında bu veri 77,3'tü. Bir diğer taraftan ise aslında bu parametrenin önümüzdeki süreçte hangi yöne işaret edeceğini açıkçası hem işletmeler hem de buna tabii ki vatandaşlar karar verecek, ama nasıl bir yorum getirmek lazım bu veriye? Evet, evet efendim. Tabii ki Nisan ve Mayıs aylarında hem işte Ramazan ayının olması hem de biraz önce bahsettiğim gibi tam kapanma olması biraz tüketici güveninde aşağı yönlü rakamlara kalmış. Hatta Mayıs ayına baktığımız zaman son yılların en düşük rakamına düşmüştü tüketici güveninde. Burada hem tüketicinin, hane halkının mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin 3 aylık beklentilerinde çok ciddi şekilde bir negatif pozisyon vardı. Ama Haziran ayıyla birlikte, kısmi açılmayla birlikte bunun biraz daha pozitife döndüğü görülüyor. Rakamları siz biraz önce de bahsettiniz. Biraz artı ve yukarı yönlü bir gidişat söz konusu. Önümüzdeki dönemde de Temmuz ayıyla da birlikte hem turizmin canlanması hem kapanmanın kalkıp tam açılmaya geçmemiz, normalleşme dönemine geçmemiz, ben biraz daha tüketici güveninde hem önümüzdeki aylarda beklentileri kuvvetlendireceği gibi hem de moral açısından da bir artı pozisyona geçeceğimizi umuyorum. Ama genel olarak bizim reel sektörün ve KOBİ'lerin beklentisi tamamıyla son çeyrekte Ekim, Kasım, Aralık aylarında okulların açılması ve uzaktan çalışmanın biraz daha ofislere dönülmesi, işte tekrar bir normal hayata dönülmesiyle birlikte açıkçası ben önümüzdeki dördüncü çeyrekte tam bir sıçrama bekliyorum. Peki hemen bir diğer düzenlemeye geçiyorum ben İlker Bey. Bu da taksit düzenlemeleri. Taksit düzenlemelerinin aslında sektöre etkisi doğrudan ve direkt olarak çok etkin bir yöntem. Çünkü ya talebi arttırırsınız ya da talebi düşürürsünüz. Biz bunu teknoloji tarafında da görmüştük geçtiğimiz dönemlerde. Teknoloji tarafında ya da işte kozmetik tarafında kalkan taksit sayıları, sadece peşin ödeme geçerliliği sektörde negatif yansımasını göstermiştik, ama talebi de azaltan bir diğer gelişmeydi. Tabii burada enflasyon baskısı da biraz ön plana çıkıyor. Şimdi kuyum harcamalarında taksit sınırı 6 aydan 3 aya indirildi. Mobil ve beyaz eşya sektöründe ise 12'den 9 aya inerken en önemlilerinden bir tanesi ve pandemide özellikle çokça talep gören ve fiyatların neredeyse %300 artış gösterdiği otomotiv sektörü, buradaysa kredi oranı %50'yi aşmayacak. Hem sektör özelindeki değerlendirmeleriniz hem de taksitlerdeki bu sınırlama ve peşin ödemelerdeki bu yükselişi nasıl değerlendirmek lazım? Sektörler açısından sürdürülebilir bir genel değerlendirme nasıl yapılmalı? Evet. Efendim tabii, evet, sizin de bahsettiğiniz gibi tabii enflasyon şu an bizim ülkemiz olarak en büyük sorunlardan bir tanesi. Anladığım kadarıyla hükümetin de tabii bunu biraz soğutmaya çalışması, ekonomiyi soğutmaya çalışması alakalı olarak zaman zaman bazı dönemlerde enflasyonu düşürmek amacıyla taksit sayılarını da indirip iç talepte biraz daha kısıntıya girmeyi hesaplıyor herhalde anladığım kadarıyla. Tabii bu reel sektör açısından tabii biraz olumsuz bir yansıması olabilir. Özellikle de hem parakende satış hacimlerinde hem toplam cirolarda bir düşmeye sebep olabilir. Çünkü taksit sayılarının azaltılması tabii hane halkının biraz daha alım gücünü azaltıyor sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde ben bunun birkaç ay sonra biraz daha Türk lirası ve dolara karşı biraz daha yatay seviyeye yakalandığı zaman, biraz daha volatilite düştüğü zaman bunun tekrar düzenlemenin kaldırılacağını umuyoruz. Bizim beklentimiz de tabii o yönde, çünkü bizim de üyelerimiz var bu sektörlerde. Dolayısıyla da tabii burada enflasyon girdi maliyetler açısından bizi şu an çok ciddi şekilde büyük sıkıntıya sokuyor. Özellikle de hem Türk lirasının dolara karşı değer kaybı, özellikle ham madde ithalatı yapan, üretim yapan işletmelerde ve içeriye de Türk lirası satan işletmelerde çok ciddi şekilde bir bilançoda zararımıza yol açtı. Yani bugün dönüp baktığınız zaman yılın başında
başından beri %15'te %20'ye yakın bir Türk lirasında bir değer kaybı söz konusu. Bugün aramalı zaten %75, %80 kobi aramalı kullanıyor ve ithal aramalı, ithal ham madde kullanıyor. Dolayısıyla da girdi maliyetlerimizde zaten bu PMI rakamlarında da belli. Girdi maliyetlerinde herhangi bir düşüş söz konusu değil. Diğer taraftan zaten bakıyoruz. Emtialara baktığınız zaman bir yılda özellikle de emtia fiyatlarında %84'e yakın emtia fiyat endeksinde artış var. Gıda fiyat şeyine baktığınız zaman, emtia endeksine baktığınız zaman %50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla girdi maliyetleri bizi açıkçası tabii zorluyor bu süreçte. Bir de işte dün açıklanan bu elektrik zammı var. Belki biraz sonra siz de soracaksınız. Evet. Yani açıkçası bizi biraz üzdü ve yoracağı görülüyor. Çünkü %15 gibi bir rakam. Diğer taraftan doğal gaz ağırlıklı kullanan işletme için %20 gibi bir rakam. Şimdi bugün elektrik zammına baktığınız zaman son 3-3,5 yılda %120'ye yakın bir artış söz konusu olmuş. Doğalgaza bakıyorsunuz son 1-2 yılda, yani yılbaşından bu yana 7 kez zam yemiş. Yani bunlar tabii sanayici ve imalatçı için açıkçası biraz zorlu bir dönemi gösteriyor. Ama tabii bizim burada beklentimiz biraz daha fiyatlarımıza yansıtmamayı düşünüyorduk ama maalesef bu son zamlardan sonra yıl sonuna doğru maalesef nihai ürünlerde bir %20'ye yakın bir fiyat geçişi olacağını bekliyorum açıkçası o zaman. Aslında buradaki sorunların başında da üreticinin taşımış olduğu maliyet. Zaten hani henüz yansıtılmamış fiyatlar vardı. Dediğiniz gibi doğalgazdaki %20'lik zam, sanayi tarafında kullanılan doğalgazda aynı şekilde ve elektrikteki %15'lik zam biraz daha kamburu arttıracak gibi görünüyor. Sizce üreticilerin burada beklentileri nedir? Yani şimdi üreticilerin yansıtamadığı maliyetler var diyoruz ama vatandaş da her geçen gün bir zamla da karşılaşıyor. Belli ki 2021 yıl sonuna kadar bu ne son zam ne de ilk zam zaten. Bu biraz daha artışı görebiliyoruz. Nasıl bir aslında fiyat istikrarı gözlemliyorsunuz ülkede ve son yapılan çalışmalar da aslında fiyat istikrarı sağlama açısından biraz daha etkin olacak mı, olmayacak mı? Genel son yapılan adımlarla birlikte nasıl bir değerlendirme içindesiniz? Evet efendim, tabii ki bu şu an bir koordinasyon kurulu da kuruldu bu fiyat istikrarının sağlanması amacıyla. Bunlar tabii bence aslında olumlu olabilir. Tabii iyi bir işleyişle, iyi bir şeyle, tabii bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığına karışmadan bu süreci yönetilebilirse, bir algı oluşturulursa bu belki önümüzdeki dönemde bir pozitif yansıması olabilir piyasaya. Ama sizin de işte biraz önce dediğiniz gibi artık zaten sanayici, imalatçı hakikaten geçen seneden beri, 2020'nin Mart'ından beri işte bu pandemi süreciyle birlikte zaten bilançolarında çok ciddi şekilde hasar gördü. Yani bu iş talepten kaynaklı işte tahsilatlarla alakalı sıkıntılar olsun, çeklerle alakalı sıkıntılar olsun. Dolayısıyla da bunları tabii üst üste koyduğunuz zaman biraz zorlu bir sürece başladık. Bu 2021'in sonuna kadar da devam edeceği görülüyor. Bu maalesef bu girdi maliyetlerindeki artış sadece bize özel de değil. Dünyanın geneline de baktığın zaman, bugün küresel piyasalara baktığın zaman Amerika'ya bakın, işte %5 enflasyonu konuşuyor. Avrupa %7, %8'lere çıkmış enflasyonu. Dolayısıyla da bir küresel anlamda bir enflasyon söz konusu. Ama biz tabii bunlardan biraz daha negatif ayrışıyoruz. Önümüzdeki dönemde biraz daha dolar anlamında dolarizasyon biraz başarılı olabilirsek, yani Türk lirasına biraz daha geçiş sağlayabilirsek, biraz daha yapısal reformlara öncelik verebilirsek, belki volatiliteyi biraz daha azaltıp, çünkü diğer taraftan baktığımız zaman bugün işletmelerin en büyük sorunlarından bir tanesi de finansman maliyetleri. Bugün her ne kadar kredi garanti fonunun açıkladığı %19 gibi bir rakam bile kullanılacak bile olsa, bu rakamlar hakikaten diğer rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımız zaman çok ciddi rakamlar. Yani bugün sizin bilançonuz çok iyi olsa bile kullandığınız KGF kredisi 19, 1 ile komisyon %20'ye geliyor. Yani siz bugün bir kredi kullanıp bir yatırım yapmanız ya da bir mal üretip bunun üzerine eklemeniz hakikaten söz konusu bile değil o zaman. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde biraz daha ayağı yere basan ekonomik politikalarıyla, biraz daha tabii hane halkına güven veren politikalarla, biraz İşte dediğim gibi volatiliteyi azaltıcı işlemlerle ben reel sektörün biraz daha rahatlayacağını umuyorum. Tabii bunların zamanını şu an kestirmek çok zor ama beklentimiz açıkçası bu yönde. İlker Bey, son olarak da dış ticaret rakamları, dış ticaret açığı %1 artış gösterdi. Dış ticaret hacmi ise %43 artışla 42,4 milyar dolar oldu. Kur tarafındaki oynaklıktan da bahsediyoruz. Her ne kadar yukarıya da çıksa ihracatçı tarafı için çok da memnuniyetle karşılanan bir durum değil. Oynaklığın yoğun olması çünkü fiyat istikrarını bozan bir gelişme. Nasıl yorumluyorsunuz dış ticaret rakamlarını?
Efendim tabii şimdi ben geçen seneye de baktım. Özellikle 2020'ye baktığımız zaman Nisan-Mayıs aylarında tabii bu sene Nisan-Mayıs aylarında çok ciddi bir ivme yakalamış görünüyoruz. Ama tabii bunlarda biraz baz etkisi var. Çünkü Nisan ayına baktığımız zaman geçen senede %120'ye yakın ihracatımızda azalma söz konusu. Tabii bu rakamlar bize bu seneki Nisan rakamlarında, Mayıs rakamlarında baz etkisini biraz gösteriyor açıkçası. Ama Haziran ayına baktığımız zaman geçen sene de Haziran ayında %15 gibi bir artıya geçmiş görünüyoruz. Bu sene %45 üzerinde bir ihracat rakamı yakalamışız. Biraz önce bahsettiğim gibi küresel anlamda bizim özellikle ana ihracat pazarlarımıza baktığımız zaman bugün Almanya olsun, İngiltere olsun, işte İtalya olsun, İspanya olsun, Amerika olsun özellikle bu pazarlarda şu an iş talep hakikaten çok ciddi şekilde artmış durumda. Hem ertelenen bir talep söz konusu pandemi kaynaklı hem de beklenen bir talep söz konusu. Dolayısıyla da ben önümüzdeki dönemde ülke olarak bizim ihracatımızın artarak devam edeceğini bekliyorum. Çünkü hem yeni iş yeri, yeni firmaların da sektörü bugün baktım 75 bine yakın firma bugün ihracat yapıyor. Bunlar tabii piyasalarımız açısından olumlu gelişmeler. Hem cari açımızı azaltıcı gelişmeler olacaktır. Ama dediğim gibi biraz daha volatilitenin azalması hem ihracatçı açısından hem içerideki tüccar, kobi açısından daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olacaktır. Çünkü diğer taraftan da ihracat yaptığımız zaman bugün fiyatlardaki Türk lirasındaki bir değer kaybını diğer taraftan karşı taraf ihracat pazarlarından bize indirim istiyorlar tabii sürekli. Dolayısıyla da bunlarla karşılaşmamak için işte sizin biraz önce de bahsettiğiniz gibi biraz dalgalanmanın azalıp önümüzü biraz daha iyi görebilirsek belirgin olarak yol haritamızı ona göre çizeriz, ona göre davranmamız daha mantıklı olabilir. İlker Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve değerli yorumlarınız için. Sağ olun. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel bizlerleydi efendim. Gün ortasını burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra ise sektörel bakışla Durmuş da ben sizlerle olacak. Total istasyonları gün ortasını sundu.